Almanya'nın Polonya'ya işgal ettiği 2. Dünya Savaşı'nın başladığı tarihi olan 1 Eylül Savaşı'na karşı olan milyonlarca insan tarafından Dünya Barış Günü olarak kutlanmaktadır. Birleşmiş Milletler Dünya Barış'ın tesis edilmesi konusunda üzerine düşen görevini istenilen seviyede yerine getirmese de 19 Aralık 2016 tarihinde Barış Hakkı Bildirgesi kabul ve ilan edilerek Barış Hakkı'nın bir insan hakkı olduğu Türkiye ülkeye hatırlatmıştır. Yine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 22 Haziran 2017 tarihinde verdiği karar ile Barış Hakkı'nın tüm üye ülkeler tarafından desteklenmesi gerektiğini altını çizmiştir. Barış talebinin medeni ve siyasi haklarla yaşam hakkı, işkence hakkı, işkence yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, adil yargılama hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, örgütleme özgürlüğü ve benzeri olduğu kadar ekonomik, sosyal, kültürel haklar, çalışma hakkı, konut hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, dil hakları ile de ilişkisi bulunmaktadır. Herhangi bir coğrafyada barışın tesis edilmemesi kişilerin insan olmaktan kaynaklı birçok hakkını aynı anda ihlal etmektedir. İnsan Hakları Derneği olarak benimsediğimiz temel yaklaşım barışın insan hakları ve özgürlüklere dayalı oluşudur. İnsanlar arasında her türden eşitsizlikler, hakların özgürlüklerine tanımayışı, savaşların ve çatışmaların temel sebebidir. Bu nedenle iade olarak her şart altında dünyanın neresinde olursa olsun barışın haklara ve özgürlüklere dayalı olarak sağlanabileceği düşüncesindeyiz. Barış gününü kutladığımız bugün dünyanın birçok yerinde bölgesel ve savaşlar, çatışmalar devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna işgali ile devam eden savaş büyük acılar üretmeye, Libya ve Suriye iç savaşı yüz binlerce insanın yerinden edilmesine, Türkiye'nin Kürt meselesi aşırı güvenlikçi politikalar çözmeye ısrarı her yıl yüzlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olmaktadır. İnsan hakları savunucuları olarak son yıllarda herkesin yaşamını doğrudan etkileyen çatışma ortamına karşı barışçıl çözümler üretmemize ve taleplerde bulunmamıza rağmen siyasi iktidar çözümlükteki tavrını devam etmektedir. Maalesef ki devletin sürekli öne sürdüğü çatışma, çözümsüzlük ve savaş ortamı toplum üzerindeki baskıyı da beraberinde getiriyor. Örgütlenme özgürlüğü ve ifade özgürlüğü büyük bir baskı altında. İnsanlar sadece fikirlerini açıkladıkları için yargı eliyle büyük cezalar alıyor ve suçlayıp hapishanelere koyuluyor. Örgütleme özgürlüğü hiçbir dönemde olmadığı kadar ihlal ediliyor. Kürt sivil siyasetçiler, insan hakları savunucuları, gazeteciler, sanatçılar, birçok insan sadece devletten farklı düşündükleri için hapishanede tutuluyor ve ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Devletin devam ettiği Kürt meselesindeki çözümsüzlük politikasının etkilediği bir diğer alan da ekonomidir. Toplumun büyük bir kesimi açlık sınırı altında yaşamını devam ettirirken savaş politikalarının milyonlarca dolarlar harcamaktadır. Türkiye'de uzun süredir devam eden ekonomik krizin en önemli etkilerinden olan güvenlik ve savaş harcamaları, yurttaşların ihtiyaçları doğrultusundan harcanması toplumun refah seviyesini yükselteceği şüphesizdir. Ayrıca 2015 yılından sonra tekrardan başlayan çatışmalı süreç ve arkasından gelen 2016 darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal rejimi ile ifade özgürlüğü, ifade ve örgütleme özgürlüğü yönelik ihlaller aynı zamanda KHK'lara işten atılmaları ve beraberinde getirdi. Binlerce insan KHK'lar sonucu mesleklerinden çıkarılarak çalışma hakları ellerinden alındı. Bugün hala haklarında herhangi bir mahkumiyet hükmü olmayan binlerce kişi kamu görevlerine dönmemekte ve aileleriyle birlikte sağlıksız koşullar içinde hayatlarını idame etmeye çalışmaktadır. İnsan hakları savunucuları olarak 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle bir kez daha barış istemimizi yüksek sesle dile getiriyoruz. Topluma dayatılan terkçilik, ırkçılık, milliyetçilik, ötekileşmenin ve nefret dilinin son bulması için iktidarı insan haklarına dayalı
barışçı politika uygulamaya ve Türkiye'nin toplumsal barışına uyguladığı tecrit politikalarından vazgeçmeye çağırıyoruz. İnsan hakları savunucuları olarak barışın tesis edileceği ana kadar mücadeleye devam edeceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz. Yaşasın barış, bir cihaz, bir cihaz.